George Clooney'nin yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi işgalinden sanat eserlerini kurtarmaya çalışan kişileri anlatan film The Monuments Men, Hazine Avcıları hayattan gerçek bir keset sunuyor. Well, the chaps are all very anxious to get started. We have your architect from Chicago, a sculptor, a director of design at the School of Fine Arts, and a few other experts in various fields of art. How are the fellows making out? Like Olympians. Peki ama hikayedeki gerçek sanat aşıkları kimler? Sorunun cevabı Washington Ulusal Galeri'nin arşivinde saklı. Filmin vizyona girmesiyle kolları sıvayan Washington Ulusal Galeri, şimdilerde adsız kahramanları anlatan bir sergiyle sanatseverleri karşılamaya hazırlanıyor. Hazine avcıları bir grup gençten oluşuyordu ve elbette askeri görev yapan bazı kadınlardan, gerçek insanlardı. Biz de şimdi orijinal fotoğraflar ve dokümanlarla onların çalışmalarını sergileyeceğiz. Tarihte ilk kez Hitler başta olmak üzere diğer Nazi liderlerinin isimleriyle beraber an be an sanat eserlerinin nasıl doğru adreslere kaçırıldıkları sergilenecek. It's almost an iconic photograph of this is Frederick Hart. Bu Frederick Hart'ın eşsiz bir fotoğrafı. O bir hazine avcısıydı ve İtalya'dan getirilen antik bir Livorno kafasını kurtardı. Bakın cipinde şanslı 13 var. Bu fotoğraf orada neler yaşandığının sembolik bir belgesi. Image of what was happening. So now we know. Clooney'nin filmi The Monuments Men, Hazine Avcıları ise 2009 yılında Robert M. Esdell tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. The Nazis are on the run, but they're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. So our delight. Bu film çekildiği için mutluyuz çünkü dünyanın sıkıcı ve bürokratik olarak tabir edeceği bir hikayeyi gündeme taşıdı. Hazine Avcıları Ulusal Galeri'de Tarihin Ardından isimli sergi Washington'da 11 Şubat'tan itibaren ziyarete açık olacak. George Clooney'nin filmi The Monuments Men, Hazine Avcıları ise 21 Mart 2014'te Türkiye'de vizyona girecek. We have some unfinished business.